Selamlar Brawl Stars'ın yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Bu videoda ekranda görmüş olduğunuz gibi 3023 kupaya ulaşarak dünya rekorunu 3000 kupaya ulaşan BaggleZ'den alan Alive'ın maçlarını izleyeceğiz. Beraber yorumlayacağız. Nasıl yaptı? Ne tür taktikleri kullanıyor? Oyunda neler yapıyor? Hepsine detaylıca bakmaya çalışacağız. BaggleZ 3000 kupa 1 yaptığı zamanki maçlarına baktığımızda onun videosunu çekmemiştim. Ama maçlarını izlediğimizde ve birçok oyuncunun yorumunda da belirttiği gibi maçlarda da zaten belli oluyor. 600 kupa, 650 kupa, 550 kupa gelen rakiplerin kupaları. Oyuncular da Nita, Barley, Shelly bazen geliyor, işte Daryl. Basit işte Sprout olsun, Tick olsun. Solo'da hiç girilmeyecek olan karakterler yüksek kupalarda. Ne beklersiniz siz? Şimdi zaten Alive'ın maçlarında izleyeceğiz. Her yerde ya Bee olur, ya Bibi olur, ya Shelly olur, ya El Primo olur. Ve sürekli birbirlerine takım olurlar değil mi? Hani yüksek kupalarda böyle oluyor. Biz de biliyoruz biraz. Alive'ı ben Brawl TV'de defalarca gördüm. Bundan önce de zaten 8 biti 2500 kupaya ulaştırarak dünya rekorunu kıran ve halen daha elinde bulunduran bir arkadaşımız, gördüğünüz gibi high score 2528. 8 biti de mükemmel oynuyordu bu arkadaş. Maçlarını o zaman da izliyordum. Hatta 8 biti tabi eski yıldız gücüyle yapmıştı. Şimdi de yine bir nostalji olsun diye izleyip yorumlayabiliriz aslında. Fena olmaz. Maçlara şimdi bakacağız. Hangi haritada kaç kupa kastığını da yine ileride gösterecek. Maçlarını teker teker bakacağız. İşte oynama süreni falan böyle Japonca falan yazıyor. Öyle pek de anlaşılmıyor. Buralara atlayacağız. Videosunda hiçbir klip kırpma falan yapmadım. Açıklama kısmına koyacağım linkini kanalının. Oradan bakarsınız. Bigi, 8 biti, Tick, Mr. P. Ben bu videoya girmeden önce videoyu indirmiştim. Brawl TV izliyordum yine yemek yerken. Bir baktım Alive geldi yine önüme. Bari dedim ben bu videoyu bugün çekeyim de aradan çıksın. Çünkü aşırı fazla Brawl TV resmen işgal etmiş durumda. Hem duo hem solo inanılmaz performans sergiliyor. İşte hangi haritalarda kaç tane kupa kastığından bahsediyor ama bitti Galaxy yazıyor oraya. Galaxy de bayağı kasmış da 1273'ten 1530. Yani 250 kupa zannedersem 240 falan 200 hadi 260 260 257 kupa kasmış. Yani inanılmaz. Aşağıda da görüyorsunuz 1402'den yani 2402'den 2455'e kadar da işte orada kasmış. Devamını da herhalde birazdan diğer sayfada burada gösteriyor. En son gelen haritada işte 3012'den 3048'e kadar çıkmış. En sonunda bir kaybetmiş, orada bırakmış herhalde. Şimdi maçlara başlıyoruz arkadaşlar. Yani girilmeyecek haritalarda bile giriyor yani. Bütün haritalarda girdi. Gördüğünüz gibi Mega Böcek B, bir tane daha Mega Böcek B. Bu harita ada işgali miydi ne burası işte? Benim tarayı rank 30 yapamadığım harita. Şimdi detaylıca maçları inceleyeceğiz. Profesyonel bir şekilde bakalım bu arkadaşlar ne yapıyor? Bu arkadaşımız neler yapıyor? Şimdi yukarıdaki bir yükü aldı. Hani yukarıda doğması hasebiyle ilk baştaki o yükü alması mantıklı. Sağdaki iki yüke kesinlikle gitmedi çünkü çalıda doğan birisi olur, Bo olur, Tarav olur, Shelly olur ki Shelly zaten. O yükleri de rahat bırakmaz, canı azalır. Sonrasında diğer arkadaşı gelir buna sıkar, arada kalır. Yani hiç eksi 13 yemesine gerek yok. Şimdi ortadaki çalıda olabildiğince takım olmaya çalışıyor milletle. Şu an ilk izlenimlerim o şekilde ve de etrafının dışarısına doğru sürekli ateş halinde. Yani genelde mantıklı olan odur. Hani içerideki oyunculara da bir şekilde güven vermek gerekir. Hadi ben sizi sıkmıyorum falan. Dışarı atıyorum boyuna atışlarımı. O şekilde gördüğünüz gibi hani olmayan yere bile sıkıyoruz. Ben de onu bazen yapıyorum. Bu oyunculardan gördüm ben de çünkü. Hani mesela bak Alive orada biliyor kimsenin olmadığını. Defalarca oraya sıktı az önce. Niye? Etrafındaki adamlara işte bak ben size sıkmıyorum, siz bana güvenin, ben size güveniyorum, sürekli dışarı atıyorum diye izlenim bırakması gerekiyor ki kenarda geçer, çalıda pusar, 10-15 saniye hiç ateş etmezse içerideki adam gelir ona bir tane sıkar. Sonra ne olur? Dışarıdaki adam da gelir ona bir tane sıkar. Kalır işte 1000 canı. Öyle kim vurduya gidiyor sonra işte. Çok defalarca önüme denk geldi. Bu maç basit geçti. Şu an herhangi bir atraksiyon göremedik. Bir aksiyon olmadı. Olabildiğince bu 3 arkadaş B'lerle içeride kaldılar. Sürekli kör bir şekilde sağa sola işte ateş ediyorlar. Herhangi bir oyuncu şu an işte dışarıda 8'lik Shelly var. Şimdi hep birlikte ona çullanacaklar. Gördüğünüz gibi iptal oldu direkt. 800 canı kaldı. Şimdi olabildiğince merkezde kalmaya çalışıyor. Bu çok önemli bir nokta. Açık olarak dışarı çıkmaya çalıştığında da olabildiğince yukarı
çıkmaya çalıştı. Ulti geldi Eliva. Şimdi Eliva sıkacaklar. Aynen Eliva sık. Yani ben Eliva yerinde olsam o kadar da yukarı gitmeyebilirdim. Biraz daha beklerdim. Ne olacak ki? Şu an baldan cekete giden Eliva var. Baldan cekete yok. Şimdi o hepsi bunu oynayacak. Ama bakalım Eliva oradan bu kadar kupa yapmış adam bir şekilde çıkar elbet. Bakalım. Onun da baldan cekete gitti. Şimdi artık ona sıkmayı bırakacaktır. Aynen. Şimdi bu noktada tamamen bireysel performansı göreceğiz. Baldan ceketi onun da gitti. Aksar bıraktı. Eliva geriye düşmüş olduğu maçı bu şekilde kazanmayı başardı. Şimdi karanlık güç haritasına geldik. Şimdi karanlık güç haritasında şimdi biraz daha fazla B olacaktır burada. Az önceki ada işgali gibi oyuncuların o çalı etrafında içerinin dışarısında çalıların olmuş olduğu bölgelerde ölme olmayacaktır. Her şeyi göreceğiz burada yani. Kaçarı yok. Bütün haritalarda oynamış zaten. O yüzden problem olmayacak. Şimdi oyuna başladığımızda iki tane B gördük zaten. Oradaki iki yükü aldı. Şimdi içeri giriyor. Şimdi bir tane oradan hasar yedi. Biraz can dolduracaktı zannedersem. Hani can doldurdu. Bakalım o yükü şey yapacak mı? Bak içine giriyor yükü. Hiç riske atmıyor Eliva. Demiyor işte ben o yükü alacağım. Sen nasıl geldin? Benim yükümü aldın falan. 8 bit de öyleydi çünkü. Salıyor. Hani hiç yük kavgasına girmiyor. Şimdi bir tane yükü ona bıraktı. İçerideki iki yük var gördüğünüz gibi. O yüklerden hemen uzaklaştık. Biliyor adam. Sıkarsam ona bana sıkacaklar. Eğer bir tanesi atışı tutturursa herkes aman işte bu adam bir tane hasar aldı. Herkes ona saldıralım hadi hep beraber ona vuralım diye düşünecekler. Risk olacak. Gereksiz risk. Adam oradaki hiç yüklere saldırmadı gördüğünüz gibi. Bir yük hala içeride. Etrafındaki insanlara çok sataşmıyor. Şu an izlediğimiz kadarıyla etraftakilere ne bir atış hani ne bir ulti doldurma. Hani biz öyle yaparız ya. Geliriz abi sıkarız birbirimize ultimiz de olsun değil mi? Hani bir tane atarız süperimiz dolar yani özel vuruşumuz dolar dışarı atarız onu. Sonra bir daha vururuz ultimiz de olsun. Ama hiç o ayaklara girmiyor live. Yani sürekli spin atan birisi de değiliz. Bu oyuna ateş ediyor. Bu oyuna sağa sola ateş ediyor. Koltuğu da orada görüyor koltuğu da sıkmıyor. İnanılmaz. Ben bunu şuna bağlıyorum. Kolta sıksa kolt da Eliva sıkacak ve Eliva'nın canı gidecek değil mi? Hani tutturursa diyelim. Eliva'nın canı gittiği gibi o yukarıda iki tane aç kurt gibi bekleyen B'ler direkt Eliva'nın üstüne çullanacak. Şu noktada Colt'un canı gitmediği zaman hiçbir şekilde sıkacağını düşünmüyorum. Mesela 3300 de yeterli değil. 293 ya şimdi sıkar zannedersem. Ama halen daha aşağıdaki B'ye zorluyor. Çünkü herhalde yukarıdakini tamamıyla takım olarak kendine benimsedi. Ama işte alttaki B'yi bu sefer iptal etti. Şimdi diğer B'lerden tamamıyla farklı bir oyun anlayışı var. Gördüğünüz gibi yani Colt'a sıkmaması beni... Dikkatimi çekti yani. Bir tane aksiyon attı bir hasar aldı bakalım. Diğerinden kaçtı mı? Kaçtı. Çok güzel kaçtı. Çok güzel fake atıyor. Yukarı iniyor aşağı iniyor. Şimdi bakalım buradan kurtulabilecek mi? Bir tane özel vuruşunu denk getirdi. Bir ulti attı. Aksiyona denk geldi. Baldan ceketi. Çok güzel. Bir tane kaçırdı süper özel vuruşunu. Gayet iyi aldı. Şimdi kupalara bakalım. Kupalara bakalım arkadaşlar. 924, 680, 808, 1096'lık bir tane B var sonuncu olmuş. 1010'luk B var aşağıdaki şeylere bakıyorum. 1088, 1128, 947'lik B var. Kupalar mükemmel yüksek. Yani inanılmaz yüksek. Bilmiyorum şimdi yani aranızda B'yi 1K yapmayan veya bu kupalarda girmeyen arkadaşlar vardır muhakkak. Şu anda hani şu ekranda görüyorsunuz ya. 1128, 947, 1088, 880. Bir maçta kendiniz hariç 4 tane 900 üstü 1000 üstü savaşçı varsa yani fevkalade müthiş bir maç bu yani. Bundan daha da yüksek atamaz. Öyle söyleyeyim. Hani atarsa olur muhakkak da yani çok çok yüksek atmış olduğu bir maç. Şu anda da onu izliyoruz gördüğünüz gibi. Bu harita neydi bu haritanın adı? The Galaxy aynen bahsettiğimiz harita. Burada bayağı bir kasmıştı Eliva. Yukarıdaki bir yükü aldı. Bak ben kasarken çok fazla başıma geldi. Yukarıdaki iki yükü tamamıyla ben almak istedim. Alamadım. Adam öldürdü beni. Hadi ben o iki yükü alayım falan filan diye. Şimdi o da geldi iki yüke. Şimdi yüküne yardım etti. Dost olarak şeyini kazandı. Güvenini kazandı. Hiçbir şekilde satma niyeti olmayacaktır diye düşünüyorum. Çünkü Eliva böyle bir oyuncu değil. İşte hani sen benim arkadaşım oldun. Gel ben sana hemen sıkayım falan diye ayağına yatmıyor. Çünkü biliyor. Denk getiremezse, vuramazsa baldan ceketi boşuna gidecek. Gittiği zaman da maçın sonlarında onun için kötü avantaj olacak diye düşünüyorum ben. Yani oynamış olduğu oyunları izleyerek en azından bu şekilde bir sonuca varabiliriz. Görüyoruz çünkü hani hiçbir şekilde adama ne ulti doldurması için sıkıyor ne de bir şey yapıyor. İkisinin yanında bekliyor mantıklı. Mantıklı. Ben B'yi 1K yaptım.
O yüzden ben artık hani solo 1K derdim yok. Veya duo da girmeyi düşünmüyorum şimdilik. O yüzden bir 1K yapmak isteyen arkadaşlar, rank 35 yapmak isteyen arkadaşlar varsa, önünüzde fırsat, zamanınız varsa maçları benimseyin. Benim de dikkat etmiş olduğum noktalara odaklanın. Tamamıyla başarılı olacağınızı düşünüyorum. Evet, şu anda ilk defa takım arkadaşına, ya takım arkadaşı diyorum, İlk defa maçın da yani neredeyse başları ortalarına doğru yaklaşmışız. Sıktığını gördük. Niye böyle bir şey yaptı? Süp iksiri aldı, iksiri aldı ve gördüğünüz gibi özel vuruşu da var. Şu an önünde bir var. Hani buna denk getirememesi, vurduğunda alamaması bir ihtimal yok. Görüyorsunuz, açık, her şey net. Vuruyor. Sonra bir tane daha vuracak zannedersem veya oraya aksesuar atacak. Baldanca git. Bir canı kaldı. Şu an canı bayağı az ve kesiyor. Demek ki Alive ne yapıyor? Bir vuruşta alamayacağı rakiplere sıkmıyor. Tabi B olduğu için baldan ceketi var. Onu saymayalım. Hangi karakter olursa olsun. Yani tek vuruşta ya çok büyük hasar bırakması gerekiyor ya da alması gerekiyor. Yoksa kesinlikle ne sıkıyor ne de ulti doldurmak için ateş ediyor. Bunu tamamıyla buradan çıkartmış oldu. Yukarıda başka bir BB var. Onun da yine iksiri mevcut şu anda. Bakın ona bak, bayağı bir sinir oldu. Bakalım ne yapacak şimdi. Hani duygularına göre mi hareket edecek, yoksa soldaki bir sıkıştırmaya mı çalışacak, yoksa onunla takım olup diğer birileri mi sıkacak veya ne yapacak bakalım. İksir'in yanında bekliyor şu an. İksir'i aldı. Direkt o ilk baştakine doğru ateş etti. Demek ki biraz duygularıyla oynuyor. Veya soldakinin kendine agresifçe tavır sergilediğini hissetti. Ya ben bununla arkadaş olursam veya ben bunu satmazsam, öldürmezsem bu gelir benim mahveder bir anda. Öyle düşünmüş de olabilir. Şu an 2800 cana kadar kaldı. Sağdaki Leon'un Ghostbuster'ını gördü. Çünkü sağdaki Leon'un ultisi, ben anlayamadım bunu mesela bak. Şu an oynuyor ya. Adamın bir gözü sağdaki Leon'da. Bak niye hemen devam etmiyor? Niye soldaki B'ye sıkmıyor? Yani yukarıdaki B'yi ona denk getiremez. Çünkü sağdaki BB ile uğraşıyor gördüğünüz gibi. Veya o çalının orada pusmuş. Geriye geldi bir anda hani. Ben maçı izlerken Leon'u göremedim ama adam görmüş. İşte iyi oyuncu kaçırmıyor. Oradaki Leon'u da aldı, müthiş. Şimdi BB'ye mi sıkarsın, B'ye mi sıkarsın? Bakalım. Artık ikisi de birbirini aldı zaten. Kolay maç oldu. Gayet güzel. Evet, burada da BB giriyor. Ama burada duo giriyor. Evet, işte. Gördüğünüz gibi hani solo girecek maplerde solo, duo girecek maplerde duo giriyor. Ve ben bunların, yani bu Alive'ın maçlarına her gün denk geliyordum. Hani zaten Brawl TV'de şöyle bir şey vardır. Sizi ilk başta izleten, şu anda da mavi görüyorsunuz zaten çünkü onun gözünden izliyoruz. Size mavi gösteren oyuncu oyundaki en yüksek kupalı kişi. İster 3-3 olsun, ister 2-2 olsun. Bütün maçlarda ilk başta size oyunun gösterdiği, Brawl TV'nin gösterdiği oyuncu oyundaki en yüksek kupaya sahip oyuncudur. 3v3'te savaş topunda veya elmas kapmacada da mavi gösteriyorsa, o mavi arasındaki en yüksek kupaya sahip olan 6 kişi arasındaki en yüksek kupaya sahip olan oyuncudur, öyle söyleyeyim. Şimdi Tick bu haritada çok güzel gidiyor. Zaten yeni gelen aksesuarıyla müthiş bir şey. Ben de zaten Tick'i 1K bu haritada yaptım. Çok güzel olmuştu. Şimdi sağ üstteki yükleri de bunlar aldı. Aşağıdan başladılar, yukarı doğru gittiler. Hem sağ aşağıdaki yükleri hem de yukarıdaki yükleri aldılar ve 5 yükleri var, gayet iyi. Şimdi bu haritada Tarabo girenler oluyor, Taratik girenler oluyor ki biz de girmiştik zaten. Kanalımda videoyu bulabilirsiniz. Bu Edgar da yine olabildiğince fazla. Şimdi genel olarak ne yapacaklar? Burada B'ye çok fazla iş düşmüyor. Alan daralmadığı sürece. Buradaki bütün iş Tick'in atışlarına kalmış vaziyette. Burada Tick ne yaparsa sonuç o şekilde olacak. Herhangi bir görüşleri yok. Hiçbir şey görmüyorlar şu anda. Tamamıyla Allah'a emanet bir şekilde Tick'in atmış olduğu atışlarının vermiş olduğu hasar veya vermemiş olduğu hasara göre içerideki alanın durumuna bakacaklar. Solda Tara ve Bull var. İçeriye doğru girmeye çalışıyorlar. Tara girdi içeriye. Şu anda önüne bayağı bir atış yapmaya çalıştı Tick. Ve aksesuarını görüyorsunuz. Normalde hep ballı şerbet kullanıyordu ama burada diğer aksesuarı kullanıyor ki etrafı zaten görüşleri olmadığı için göremiyorlar ya. Aksesuar herhangi bir adama sıkabilir. Orada birini gösterebilir ayağına. Diğer aksesuar almış. Çok mantıklı. Çok mantıklı. Bayağı mantıklı. Bir aksesuar daha atıyor. Çünkü aksesuarı sonuna kadar bekletiyor. Bakıyor ki sağda solda kimse var mı? Yok. Devam. Mükemmel. Tick zaten inanılmaz. Müthiş derecede zorluyor.
Şu an artık her şey gözükür vaziyette. Edgar ve Bo'nun başta takım olduğunu görmüştük. 14 yüklü Bo iptal oldu. Takım arkadaşı Edgar da ölmüştü zaten. Bakayım başka video, başka maçları kalmadı mı? Başka maçları kalmamış. Bu kadar maç var. Ben hararetli bir şekilde videoyu izliyorum. Şu an 15 dakika oldu. Daha da fazla maç olduğunu düşünüyordum ben ama bu kadar varmış. Ama şöyle yapalım. 3023 videosu ya bu. 3000 olduğunda da yine maçlarını koymuştu. Bakayım eğer o maçlarda izlemediğimiz maçlardan bulursam yine bu videonun devamını eklerim. Ben bir bakayım yine geleceğim. Evet arkadaşlar, yeni maçlarını buldum. 3000 kupa için yüklemiş olduğu bir yayın var. Onu izleyeceğiz şimdi. Hepsini izlemeyeceğiz. Tabii ben yine maçları direkt atlatacağım. Ortalama kaç dakika maç buluyor? 3000 kupada kaç dakikada maç buluyor? Bakacağız hemen. Şimdi yanında Max var. Bir harita giriyor, ne olduğunu bilmiyoruz tabii. Şimdi gözükecek. Şu anda mesela 5. dakikada 7, 8, 9 çıktı, bir daha girdi. 10, 11, 5'te başladık. 12, 13, 14, 5, 10 dakika geçti. 12, 13 dakika. Bak hala bulmuyor. 14, 15, 17, 18. Şakın bu abi. Galiba bir şey oldu. Harbiden bulmuyor. Oy maşallah. Abi, 40 dakikada maç bulmak ne demek ya? 40 dakikada maç bulmak ne demek? 3027 kupa. 3027 aklınızda tutun. 40 dakikada maç buldu ya. Bunda var bir şey. Takılmış da olamaz mı? Vay be. Ben hiç böyle bir şey görmedim. Evet, maça başladı. 40 dakikadan sonra maç. -10, -13 yiyorsun bir de. Öf. Harita Kolezyum. Güzel harita. Ben burada -1K yaptım. Bayağı güzel bir harita. Eğer Soulfly BS uyumasaydı Byron'ı da yapacaktık burada. Harita güzel bir harita. Şimdi burada Mr. PvP girdiler. Gördüğünüz gibi hemen başlamış olduğu noktanın üstündeki iki yükten bir tanesini alabildiler. Soldaki Piper ve Max onları zorladı. Geri kaçmak zorunda kaldılar. Şimdi Piper'a Mr. PvP biraz sıkıyor. Yukarıda BB geldi. BB oradaki yükü almaya çalıştı. Ve aldı. Başarılı oldu. Mortis arkadaşı varmış. Dediğim gibi VPN kullanmayan arkadaşımız Alive. 40 dakikada maç bulduğunda zaten anlarsınız. Soldaki takım olmaya çalışıyor Max. Ama Alive hani hiç sürekli spin atan birisi değil. Bence bu iyi bir şey. Biz mesela gerçekten takım olmasını istemiş olduğumuz adamlarla spinleşiyoruz ama çok fena spinleşiyoruz. Yani ben yine atmamaya çalışıyorum da. Bir iki tane atıyoruz, adam geliyor hemen satıyor. Tabi biz de onu çok yapıyoruz. Hani biz 10 tane satıyorsak bizi bir defa satıyorlar, öyle söyleyeyim. Yoksa satmadan kupa kazamıyorsunuz. Bu işler böyle. Aşağıdaki BB'yi erittiler. 6 yükü kadar ulaştılar. Şu an favori birinci olacaklar zaten. Oyunda aslında pek kişiyle de dalaşmadılar. Yukarıda bir tane Mr. P versaydı. Mr. P ölümüne döndü. Az önce bahsetmiş olduğum olay. Çok susandım. Ölümüne döndü Mr. P. Arkadaşı doğdu. Arkadaşı da Byron. Soldan yine Piper zorlamaya devam ediyor ama maalesef pek bir şey olmayacak. Gözlüğümün sol tarafından yansıma yapıyor siyah ekran. Ona kusura bakmayın artık. Gözlüğümde öyle bir siyah şey oluyor. 6 yüklü Piper, 6 yüklü Max şu an son takım ama Piper görüyorsunuz ölümüne uğraşıyor oradaki şeyle, yardımcısıyla. Bir daha aksiyon atıyor. Bir daha aksiyon attı. Ay, 4000 onu sabaha kadar öldüremezdi. Bak Max geliyor yardıma. Ultisini hala tutuyor Alive. Yani pek bir şey olmadı bu oyunda. Aslında hani kolay oldu onlar için. Böyle çok zorlandıklarını söyleyemeyeceğim. Baştaki o yükleri biraz salmak durumunda kaldılar tabii de. Kaç kupa demiştik? 3027. Artı 4, 3031. Daha oynayacak mı? Abi 45 dakikada maç buldu. Bence daha oynamaz. Abi bak yayında ya. Bak yayında adam. Bir sürü kişi geliyor. Geliyor hemen çıkıyorlar. Geliyor hemen çıkıyorlar. Veya atıyorlar onu oradaki biri. Veya çıkıyorlar büyük ihtimalle. Giriyor screenshot aldırıyor bak. Öyle bir kral arkadaşımız. Öyle bir kral arkadaşımız. Yayını izleseydik biz de belki bir screenshot alır. Videonun başına falan koyardık. Yok ya, bu oyuncu harbi oyuncu ya. Yani 40 dakikada maç buldu. Olay bu şekilde. E bari biz de şey yapalım. Kendi hesabımıza bakalım buradan. Şuradan BlueStack'e geçelim. Kendi hesabımıza bakalım. Biz neler yapmışız. Normalde videonun başında yapıyorduk bunu da. Artık şimdiye dek geldi. Biz Kolezyum'da -1K yaptık. Tiki neresiydi orası? Mağara arasında yaptık Tiki. B'yi Kafatası Deresi'nde 950'den 1000'e kastık Yunus'la. Mr. P'yi çifte belada yaptık. Amber'ı güvenlik merkezinde yaptık. Bo'yu bolluk kıtlıkta yaptım. Frank'i troll map'te yapmıştım.
koltu 2000 gölde yapmıştım. 8 biti karanlık geçitte yaptım. Başka da renk otuzum yok abi. Olanları saydım size valla. Bu şekilde hesabımız bu şekilde. Yani 42 karakterle şu an 3821 kupadayım. Maksimum ulaşmış olduğum kupa 34337. Klanımda da kaçıncıyız hemen bakalım. Klanda 33821 kupadayım. Klanımız kaçıncı peki? Klanımız kaçıncı Türkiye'de? Türkiye'ye gidelim klanımız. Dünyada 312, Türkiye'de 18. Güzel, buralara da takılıyoruz abi. Gidiyoruz, geliyoruz. Bayağı bir klanın önüne geçtik. Çok daha yukarılara çıkacağız da bakalım. İnşallah yakın zamanda olur. Bu videoda bir dünya rekorunu kıran 3023 kupayla kıran Eleven maçlarını izledik. Olabildiğince yorulmamaya çalıştık. Ben bayağı bir şey öğrendim. Farkında olmadığım şeylerin de farkına vardım. Eğer bir 1K yapmamış olsaydım bu videodan sonra kesinlikle yapardım. Çünkü nelere dikkat edeceğimi artık daha iyi biliyorum. Şimdi şöyle de bir şey var. Eğer bu Alive 3000 kupaya zorlamasaydı, yine 1000 kupa yapmak isteseydi belki biraz daha agresif oynayıp daha hızlı kasabilirdi. Ama tedbiri elden bırakmak istemedi. O yüzden daha garanti olsun, daha maçlarım garantili geçsin, daha böyle güvenli geçsin, kupa kaybetmeyeyim ayağına çok daha tedbirli oynadığı söyleyebiliriz. 1000 kupaya kasarken de böyle oynarsanız daha agresif oynamaktan daha iyi olabilir. Gördüğünüz gibi zaten maçlar 3000 kupa. Bu işin şakası yok. -13 yeme ihtimali olabiliyor ama böyle oynanıldığı zaman minimum kupa kaybetme olayı oluyor. Evet, benim videoda söyleyeceklerim bu kadar. Umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım faydalı olmuştur. Sonraki videoda görüşürüz. Hepiniz hoşça kalın.